akşamlar. Size Gaziantep'den yazıyorum. Gaziantep. Koç yiğitlerine. Programını dün izledim ilk kez. Bugün de izliyorum ve sizi anlamaya çalışıyorum. Ancak daha yeni yeni kavramaya başladım diyor. Bir hanımın diyor boynunda diyor haç gördüm diyor. E kardeşim, gayrimüslim kardeşimiz yani, artık insaf yani. Ya ona ne bu haç, şimdi boynunu çekip çıkaralım mı? Ya de ona bu kafaya kalsın, kiliseleri basıp orada olmaz. O inancının şey olarak, sen nasıl yakana hilal takıyorsan, ay yıldız takıyorsan, onun inancına göre de onun dinini temsil eden bir şey olarak düşünüyor. Biz saygı duyarız. O normal o yani inşallah. Bütün Beyazıt'ta falan bütün turistlerin hepsinin var. Boynunda şimdi tek tek boynlarını toplayalım mı, birer birer çekip söküp çıkaralım mı onları? Değil mi? İnşallah. Haçın meydana getirdiği anlamı yıkacaksın. İnşallah. Haçı koparmaktan, haçı yıkmanın bir şey elde edemez. Tesis inancına mücadele et. Tesisi kaldırsan haçın kalmasına hiç mahsuru yok. İnşallah. Çarpı işareti kalmış gibi olur. Bir şey olmaz. İnşallah. Ama tabii Hazreti İsa Mesih geldiğinde haçı yıkacak dedi. Odur. O inancı kaldırması demektir. Yoksa o zaman bütün pencereleri de kırıp geçirmek lazım. Bütün pencerede şöyle bir tahta vardır. Bir de şöyle bir tahta vardır. Evet. Evlerde. Doğru mu? Evet. İnşallah. O zaman bütün cam çerçeve mahallelerde evler hiçbir şey kalmaz. E nereye baksan olur. Bir artı işareti. Olur. E hesap o zaman matematik kitaplarının hepsini yırtman lazım. Hepsinde bir artı işareti var. Onun ifade ettiği put anlamın kalkması önemlidir. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Ha. İnşallah. Müslüman olmayan birini nasıl kendime dost edinirim diyor hocam diyor. İnşallah. Dünya dost ediniyor. Dost edinme nasıl tebliğ yapacaksın? Ya Hazreti İsa tebliğ yapacak. Yani düşman olarak mı tebliğ yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara gidip saldırıyor muydu? Dost ediniyordu. Dünya dost oluyordu. Dostluk alametidir. Nikali cübbeyi üstünden. Altlarına seriyor. Oturtuyor onları. Buyurun diyor. Evet. Hürmet ediyor. Resulullah. Yanlış da değil o zaman. Diyemezsiniz, doğru çünkü. Çünkü peygamberimizin yaptığı o. Peygamberimizin yaptığının aynısı bizim yaptığımız. Altına söylüyor. Ondan sonra Allah'ın birliğini anlatıyor. Önce onlara bir dünya dostu oluyor. İnşallah. Kendini sevdiriyor. İnşallah. Sevdirdikten sonra sohbet ediyor. Düşmanlara sohbetini dinler mi adam? Sen diyorsun ki Antepli delikanlı, ben düşman olarak konuşmak istiyorum. Düşman olarak senden konuşmaz adam. Dünya dostu olacaksın. Şimdi ben bir araştırsam kerata, ya kardeşin dinsizdir, ya baban dinsizdir, ya bir akraban dinsizdir. E gidiyorsun onu alnından öpüyorsun kerat. Düğünde gidiyorsun ondan karışıklı mastika oynuyorsun. Yahut affedersin misket mi oynuyorsun artık, neyse. Kafanda rakı bardağıyla. Ondan sonra gelip bana akıl veriyorsun. Muhabbet olmadan, kalple muhabbet olmadan İslam anlatamayız. Anlatırken dünya dostu olmadan da anlatamazsın. Herkese düşman olarak İslamiyet'i yok edeceksiniz, Allah azze ve celle. Edecektiniz, biz engel olduk. İnşallah. İnşallah. Yani haşa huzurdan, gerçi çok şey oluyor, hakaret tamiz gibi oluyor ama sıfır numara yobaz kafasıdır bu. İnşallah. Bunu yapmayın. Dünya dostu olarak, bak, din dostu olmak ayrıdır, İslam dostu olmak, dünya dostu. Din kardeşi olmak vardır, dünya kardeşi olmak ayrıdır. Dünya kardeşi olarak konuşuruz. İnşallah. Anlatırız. İnşallah. Biz bak o çocuklara buraya geliyorlar, sürekli kitap veriyorum. Her gün kitap, her gün anlatıyorum. Kalpleri İslam'a ısınıyor onlar. İnşallah. O senin o yobaz kafandan kerata, her yere diyeyim artık yani. Onunla bu çocuklara o kitabı vermek mümkün mü?
yanaşmak mümkün mü? İslam'a ısınması mümkün mü? Bu kadar mı kas kafasın ya? Bu kadar mı odun kafasın yani? Değil mi? Resulullah ne yapıyordu diyor? Yemeklerine gidiyor. Cenazelerine gidiyor. Cenazesi kalkarken, giderken ayağa kalkıyor. Ve cübbesini alıp bak altlarına seriyor. Adamlar üstüne oturuyor cübbeni. Hürmet ediyor. Ve onun için İslam'ı anlatıyor. Bu bir nezakettir. İslam böyle anlatılır. Ya nasıl yetiştirdi bu çocukları böyle? Kardeşim bu nedir bu kafa ya? Peygamberler örnek veriyorum. Yanlıştır demiyor. Daha hala aksine itiraz ediyor. Ulan kerata. Peygamberimiz cübbesini serip Hristiyanlar üstüne, Musevi üstüne oturtturup onlara sohbet ettin mi? Etti. Bu ne diyorsun? Doğru. E sen ne diyorsun? Bambaşka bir şeyden bahsediyorsun sen. Hristiyanın evleniliyor mu? Ehli kitapla evleniliyor. Museviler evleniyor mu? Musevi hanımdan. Hristiyan hanımdan da evleniliyor ha. Bunu Allah'ın kitabı, Kur'an bize ruhsat olarak vermiş mi? Evet, inşallah. Yol olarak göstermiş, ayet var. Şimdi ben sana mı inanayım, Kur'an'a mı inanayım? Ben Kur'an'a inanıyorum. Allah diyor ki yemeklerini yiyebilir. Ulan düşmanın adam yemeğini yiyebilir mi? Düşman olduğun adamın. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Çok acayip bir kafa. Yobazlıkla dini yıkmaya çalışıyorlar, biz durdurduk. Bizim vesile olmamız da şu an, göğsünüz gere gere İslam'ı yaşayabiliyoruz. Şu anki senin rahatlığın bile, Antep'li, bizim sana hazırladığımız imkanlandır. Sana nal toplatırlardı ya da nal. Evet. Nefes alamazdın. Oku, kerataya da... İnşallah. Ekrana da gösteriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehline gösterdiği şefkat ve merhametinden bazı örnekler. Hristiyan Necran heyeti bir ikindi vakti Medine'ye gelerek Mescid-i Nebevi'ye girmişlerdir. Hazreti Peygamber ashabı ile henüz ikindi namazını kıldığı sırada ibadet vakitleri gelen Hristiyanlar doğuya yönelerek ibadet etmeye hazırlanmışlardır. Bazı sahabiler onların ibadet etmesini engel olmak istemişler. Fakat Hazreti Peygamber onların serbest bırakılmasını ve ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade edilmesini emretmiştir. Necran Hristiyanları onun ziyaretlerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara abasını sermiş ve oturmalarını söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitap ehlinin düğün yemeklerine katılmıştır kendisi bizzat. Katıldığına, hastalarını ziyaret ettiğine ve onlara ikramda bulunduğuna dair rivayetler de bulunmaktadır. Şarkta ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir diye Peygamber Efendimiz Hristiyan olan İbn Haris bin Kab ve kavmine yazdırdığı anlaşma metnine bu cümleyi yazdırmış inşallah. Müminlerin himayesinde tüm ehli kitabın dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları. Ya kardeşim bana bu yanlış biliyorsunuz demiyorlar. Car konuşuyorlar. Yani. Öyle olmaz. Evet, yani diyecek bu arkadaş bu yanlış biliyorsun diyecek. Kaynak yanlış diyecek demiyor. Evet. Yani mesela böyle bir ayet yok de bana o zaman. Mesela bak Hristiyan hanımlarla evlenebilirsiniz diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Ehli kitaptan. Musevi hanımlarla da evlenebilirsiniz diyor. E sen ne diyorsun? Yani adamları adeta böyle şeytan gibi görüyorsun. Kur'an'a göre hareket edeceksin. İnşallah. Değil mi? Sünnete göre hareket edeceksin. İnşallah. Evet. Peygamber Efendimiz'in Yahudi kadının cenazesinin ayağa kalktığı da Müslim'de geçiyor inşallah. Müslim. Müslim'de geçiyor. Sahih-i Müslim. Evet inşallah. E buyur. Hadi gel. Yanlış de bu hadis. Ulan sen adamlar nefretten bahsediyorsun. Peygamberimiz ayağa kalkıp ihtiram ediyor. Hürmet gösteriyor cenazesine. Şahsına değil artık yani düşün cenazesine. Şahsına da cübbesini serip altına oturtuyor. İnşallah. E siz ne diyorsunuz? İnşallah.